sınıf İnkılap Tarihi dersinin KDS 7 deneme sorularının çözümlemelerini yapacağız. Birinci sorumuz, yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 23 Nisan 1920'de kurulan Yeni Türk Devleti'nin henüz ismi yoktu. Meclisin başkanı hükümetin de başkanıydı. 1923 yılının Ekim ayında yeni bir hükümet kurulamaması siyasi bir bunalıma yol açtı. Mustafa Kemal bu hükümet bunalımını aşmak için kısa sürede Cumhuriyet'in ilan edilmesine karar verdi. Soru kalıbımız ulaşılamaz. Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle inkılapların yavaşladığına, burada yapılan inkılaplardan bahsedilmemiş. Yani Cumhuriyet'in ilan edilmesi de bir inkılaptır ama inkılaplar demiş. Yani birden fazla inkılaplardan bahsettiği için A seçeneğine ulaşamıyoruz. B, C ve D seçeneklerine baktığımızda meclis açıldığına meclis ve hükümet başkanı aynı kişi olduğu, evet meclisin başkanı hükümetin de başkanıydı. Hükümet bunalımının yaşanmasını cumhuriyetin ilanını hızlandırdığına, evet son ifadelerden ulaşabiliyoruz. Mustafa Kemal bu hükümet bunalımını aşmak için kısa sürede cumhuriyetin ilan edilmesine karar verdi demiş. Aynı zamanda burada siyasi karışıklığın sona erdirmek istendiğine de ulaşabiliyoruz. Cevabımız A seçeneği. İkinci soruya bakıyoruz. Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı görüşlerin temsil edilmesini ve hükümetin denetlenmesini sağlamak amacıyla siyasi partilerin kurulması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle önce kendisi bir siyasi parti kurdu ve böylece çok partili hayata geçmek için gerekli ortamı oluşturdu. Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında siyasi partilerin kurulması kavramlarından hangileri ile ilişkilendirilebilir? İlk olarak biz bir siyasi partinin kurulmasını gördüğümüzde demokrasi ile ilgili olduğunu bileceğiz. Bunun için demokratikleşme demiş, direkt demokratikleşmenin olduğu bir şık olacak, yani A seçeneği gitti. Milli bağımsızlık demiş, milli bağımsızlık alınan bir kararda ya da yapılacak olan herhangi bir şeyde hiçbir ülkenin etkisi altında, tesiri altında kalmamak demektir. Burada bundan bahsedilmemiş, bir olmayacak, birin olduğu C seçeneği de gitti. Ulusal egemenlik demiş, evet ulusal egemenlik milletin iradesinin yönetime yansımasıdır. Yani halkın kendi yöneticisini kendisi seçebilmesidir. Kesinlikle ulusal egemenliği pekiştirir çok partili hayata geçmek. Ve çağdaşlaşma demiş, çağdaşlaşmayı da alabiliriz. Çünkü çağdaşlaşma dediğimizde bir yenilik gelecek, yani dünyayı ayak uydurmak gelecek. Evet, bu dönem içerisinde dünyada demokratikleşme hareketleri hız kazanmıştı. Biz de bunlara uyduk. Cevabımız Denizli seçeneği. Üçüncü sorumuz 1924 Anayasası ile ilgili. Bu maddelere göre 1924 Anayasası ile ilgili olarak yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılamaz? Mart 1924'te yeni anayasa çalışmaları başladı. Yaklaşık 1,5 aylık bir çalışmadan sonra 20 Nisan 1924'te yeni anayasa kabul edildi. 1924 Anayasası'nın temel maddelerinden bazıları şunlardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin yönetim şekli cumhuriyettir. Devletin dini İslam, dili Türkçe ve başkenti Ankara'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olup millet adına hakimiyet hakkını kullanır. Birinci öncüle baktığımızda meclis hükümeti sistemini benimsediğini, meclis hükümeti sistemi dediğimiz şey güçler birliğidir. Yani yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanması demektir. 1921 Anayasası'nda vardır ama 1924 Anayasası'na geldiğimizde güçler ayrılığı uygulanmıştır. Bunu tam olarak söyleyemeyiz. Hatta 1924 Anayasası tüm yani yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrıldığı için daha demokratik bulunmaktadır. Bire ulaşamıyoruz. Birin olduğu şıklar bizim doğru cevabımız olacak. C ve D gitti. 2 ve 3 ulaşılabiliyormuş. Evet, devlet merkezinin belirtildiği başkent Ankara'dır. Ulusal iradeyi esas aldığı, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Laiklik anlayışına bağlı olduğu, laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Laik devlette devletin resmi dini belirtilmez ama burada devletin dini İslam'dır diye bir madde var. O zaman laiklik anlayışına bağlı olduğumuzda söyleyemeyiz. Cevabımız Bursa seçeneği. Dördüncü sorumuz, yukarıda verilen bilgiler Latin harflerinin kabulü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar nitelikte değildir? Latin harflerinin kabul edilmesine karşı olanlar çeşitli gazetelerin yanı sıra Türk Urdu ve Milli Mecmua gibi dergilerde fikirlerini belirtmişler ve bu dönemde çeşitli kitapçıklar yayınlamışlardır. Arkasından bu konuyla ilgili komisyon kurulmuştur. Faleh Rıfkı bu sırada Atatürk ile aralarında şu konuşmanın geçtiğini beyan etmektedir. Atatürk sordu, yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz?
Bir 15 yıllık uzun, bir de 5 yıllık kısa bir müddetli iki teklif var dedi. Teklif sahiplerine göre ilk devirler 2 yazı bir arada öğretilecektir. Gazeteler yarım sütundan başlayarak yeni yazılı kısmı artıracaktı. Yüzüme baktı. Bu ya 3 ayda olur ya da hiç olmaz dedi. Halkın eğitim ve kültür seviyesini kısa sürede arttırdığını. Evet, biz biliyoruz ki Latin harflerinin kabulüyle birlikte halkın eğitim ve kültür seviyesi arttı, ama verilen metinde bize Latin harflerinin kabul edilmeden önceki süreci anlatılmış. O zaman A seçeneğine ulaşamıyoruz. Diğer şıklara baktığımızda inkılabın uzun süreli zamanda yapılmasını öngören tekliflerin ortaya atıldığı. Evet, bir 15 yıllık uzun, bir de 5 yıllık kısa müddetli iki teklif. Atatürk'ün harf devrinin kısa zaman içinde yapılmasını uygun olarak gördüğü. Evet, 3 ayda olur ya da hiç olmaz. Yayınlanan bazı gazete ve dergilerde inkılaba karşı olanların fikirlerinin yer aldığı. Evet, Türk Yurdu ve Milli Mecmua'da fikirlerini belirtenler olmuş. Beşinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda Atatürk inkılapları ve tarihleri birlikte verilmiştir. Yukarıda verilen inkılaplar aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Şimdi bu bir bilgi sorusu. Atatürk inkılaplarını vermiş, tarihlerini vermiş. Biz buradan inkılaplara bakarak yorumda bulunacağız. Öncelikle biz biliyoruz ki yapılan bir inkılap sadece tek bir ilkeyle ilişkilendirilemez, çünkü tüm ilkeler birbirleriyle bir bütündü ve birbirinin tamamlayıcısıydı. Saltanatın kaldırılması ilk önce cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı ve daha sonra laiklik yolunda atılan ilk adım olarak kabul edilmekte. Halifeliğin kaldırılması yine cumhuriyetçilik ve laiklikle alakalı, daha çok laiklikle alakalı. Şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, şeriye devlet bir karar alacaksa onun İslam'a uygun olup olmadığının görüşüldüğü bir oluşumdu. Efkaf vekaleti ise vakıflardı. Evet, burada dinle ilgili bir şey görüyoruz, yani laiklik olduğunu söyleyebiliriz. Tevhid-i Tesisat Kanunu'nun kabul edilmesi, aynı şekilde medreselerin kapatılması. Evet, bu dönem içerisinde bilimde din yerine akıl ve bilim esas alınmıştır. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması yine laiklik. Medeni kanunun kabul edilmesi hukuk alanında bir laikleşme söz konusuydu. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuz. 1930'lu yıllara gelindiğinde Atatürk ilke ve inkılapların büyük bir bölümü günlük yaşamda uygulanmaya başlanmış ve halk tarafından bu inkılaplar benimsenmişti. Fakat 1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik bunalım Türkiye'de etkilemişti. Mustafa Kemal ülkenin sıkıntılarından kurtulabilmesi için ekonomik kalkınma alanında da farklı görüşler taşıyan yeni bir parti kurulmasını istiyordu. Mustafa Kemal bu düşüncelerle hareket ederek yakın arkadaşlarından Fethi Bey'e yeni bir parti kurdurdu. Böylece Servis Cumhuriyet Sırkası adını taşıyan parti 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulmuş oldu. Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında yargılarından kaç tanesine ulaşılabilir? Dünyada yaşayan ekonomik sıkıntıların ülkemizi olumsuz etkilediği, evet, ekonomik bunalım Türkiye'de etkilemiştir. Tüm dünyayı olumsuz etkiliyorsa bizi de olumsuz etkilemiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın devletçi ekonomi modelini benimsediğini, hayır, Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal'in ekonomi modelinden, yani devletçi ekonomi modelinden daha farklıydı, liberalizmi savunuyordu. Bu noktada ikinci maddemize ulaşamıyoruz. Mustafa Kemal'in ekonomide farklı fikirleri olan yeni bir parti kurulmasını hedeflediği, evet, alternatif olmasını istiyordu. Fethi Bey tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası ile Cumhuriyet döneminde ilk kez çok partili hayata geçildiği, hayır, buna ulaşamıyoruz. Çünkü ilk kez çok partili hayata geçiş Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla olmuştur. İki tanesine ulaşamıyoruz. Yedinci soru. Yukarıda verilen telgraf dikkate alındığında Manastır ve Hamdi Bey ile ilgili yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir? Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'ya. Bu sabah Şehzade başındaki mızıka karakolunu İngilizler basıp aradaki askerlerle İngilizler çarpışarak sonunda şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilgilerini arz olunur. Şimdi baktığımızda birinci öncülüğü İngilizlerin yaptığı işgalle sessiz kalmadığı söylenmiş. Evet, bunu söyleyebiliriz, çünkü Mustafa Kemal bu dönemlerde tanınan bir kişi ve işgallere karşı olduğu biliniyor. Eğer Mustafa Kemal haber veriyorsa işgalle sessiz kalmamıştır. İstanbul'un işgalini Mustafa Kemal'e iletti. Evet, zaten bu telgrafın temel amacı budur. Çektiği telgraf ile Mustafa Kemal'in İngilizlerle işbirliği yapmasını istediği, hayır, buna ulaşamayız. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. 8. sorumuz. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Atatürk genç kuşakların duygusal gelişimlerinin sağlanması açısından güzel sanatların önemini her fırsatta vurgulamıştır. Sanatın kültürlü insan yetiştirmedeki önemini bilen Atatürk, ülkenin önemli merkezlerinde modern kitaplıklar, konservatuarlar ve sergiler açmıştır. Az seçeneğin sanat ve kültür alanında yeniliklerin yapıldığı, evet, modern kitaplıklar, konservatuarlar, sergiler açılmış. Güzel sanatların gençlerin duygusal gelişiminin üzerinde etkili olduğu, evet, söyleyebiliriz. Çünkü duygusal gelişimlerin sağlanması açısından diye devam ediyor. Ülke içerisinde sanatsal faaliyetlerin geliştirmesinin önemi belirtildiği, evet, önemini her fırsatta vurgulamıştır diyor. Sanat etkinliklerine halk tarafından ilgi gösterilmediği, hayır burada halkın nasıl bir tepki verildiği söylenmemiş. Cevabımız denizli seçeneği. 9. sorumuz, milli birlik toplumun farklı kesimleri arasında dengeli bir iş bölümü ve işbirliği ortamı oluşturarak ekonomik ve teknolojik bakımdan gelişmeyi sağlamada, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında ve yeni Türk Devleti'nin gücünü artırmasında etkili olmuştur. Buna göre milli birlik ile ilgili yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir? Toplumsal dayanışmayı güçlü kıldığı, evet, iş bölümü ve işbirliği demiş. Bire kesinlikle ulaşabiliyoruz. Birin olmadığı şık Bursa gitti. Siyasi otoritenin güçlenmesine önemli bir yerinin olduğu, evet, yine Türk Devleti'nin gücünü artırmasına etkili olmuştur. 2'ye de ulaşacağız. 3'e baktığımızda Türk kültürünün farklı uluslara aktarımını kolaylaştırdığı, hayır bunu söyleyemeyiz. Cevabımız Ceyhan olacak. Son sorumuz. İnkılapçılık ilkesi işlevini yitirmiş kurumları kaldırmayı amaçlar. İnkılap devlet ve toplum düzeninde aksayan kurumları kaldırarak yerlerine ihtiyacı cevap verebilecek yeni kurumların oluşturulması anlamına gelir. Yukarıda verilen bilgiler inkılapçılık ile ilgili yargılarının hangisine de hangilerini kanıtlar niteliktedir. Dini ilke ve esasları benimsediği, hayır bunu söyleyemeyiz. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığı, evet. İşlevini yitirmiş kurumları kaldırmayı hedeflediği, evet. Cevabımız 2 ve 3 yani C olacaktır. Umarım sınavımızı geçmiştir. Başarılar diliyorum.